5 dakika koşu yapın, ondan sonra bir esnetme geldiğimi yapın. Sonra belki biraz daha geçeceğiz. Başlayalım. Ben Öykü Özbey, 5 yıldır bu spor yapıyorum. Okulumuzda Ercan hocamızın dağıttığı kağıtla başladık. Özgür Cansan'ın cinayetten dolayı kendimi savunma amaçlı başladık bu spora. Türkiye şampiyonu oldum, Balkan şampiyonu oldum. Uluslararası Turkish Open'da üçüncülüğüm var, şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonasına katıldım, ülkemi temsil ettim. Bundan sonraki hedefim tabii ki önce Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve ileride tabii ki olimpiyatlar. Ben Özgür Özbey, 5 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 yıldır ilk başta Türkiye şampiyonluğum oldu. Daha sonra Balkan şampiyonluğu. Sonra Turkish Open uluslararası maçta 3. oldum. Daha sonra Avrupa 3.lüğüm, Avrupa 2.lüğüm ve en son Başkanlık Kupası'nda da 1. oldum. Ve Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya kazandım. Çok gururluyum tabii ki. İnşallah daha ileri de gelecek. İnşallah dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Daha sonra olimpiyatlar. Antrenmanda hep birlikte çalışıyoruz zaten. Hep maç yapıyoruz. Öncelikle tabii ki kız çocuklarına tavsiye ediyorum bu sporu. Kendilerini koruma amaçlı. Çok güzel bir spor. Tüm çocukları yani tekvandoya yönlendirmelerini istiyorum ailelere. Bu başarılarımızda tabii ki yanımızda hep Ercan hocamız oldu, Façin hocamız oldu. Onlar sayesinde büyük başarılar elde ettik. İnşallah ileride hep birlikte Avrupa Dünya Şampiyonluğu, olimpiyatları hedefliyoruz. İkizinle birlikte. Bu spor önce kendi savunma amaçlı bir spor. Ve tüm kızlara tavsiye ediyorum önemli olarak. Yani tüm çocukların gitmesi gerekiyor. Ben Fuatcan Aldemir. Milli sporcu, aynı zamanda milli antrenörüm. Ercan Aldemir'in yanında yetiştim. Yani 5 yıl önce Özgecan olayından dolayı bunlar yanımızda spora başladı, tekvandoya. İlk amaç tabii ki kendini savunmaydı. Ondan sonra tabii ki Ercan hocam ve bizim yanımızda antrenmanlar sonucu Türkiye şampiyonlarına git gel, orada güzel dereceler almaya başladılar. Uzun zamandır zaten Türkiye'de zirvede duran isimler ikisi de. Avrupa'da dereceleri var, Balkan şampiyonları var, uluslararası maçlar var, Türkiye şampiyonu dereceleri var. Son olarak da İsveç'te Başkanlık Kupası'na katıldık. Öykü'yü derece maçında Rus'a altın vuruşta kaybetti. Özge orada aynı kiloda girdiler, şampiyon oldu. Şampiyon olarak Ümitler Avrupa Şampiyonası'na kota aldı. Oraya katılmaya hak kazandı. Yani bu başarılar uzun süre, hani bir senelik değil, 5 senelik bir çalışma sonucunda, planlı, programlı, yoğun bir tempoda. Çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. İlk hedefimiz dünya şampiyonluğu, dünya şampiyonası var. Ondan sonra 2024 olimpiyatları inşallah. Yani tekvandoyu öneriyorum, tekvando antrenörü olduğum için. Ama her gencimiz spor yapmalı, sadece kız değil, erkek de. Tabii ki kızlar kendini savunma amaçlı. Tekvando, hani bu tür dövüş, savunma sporları yapmalı. Bir de sadece spor olarak değil, yani bir gelecek de var.
vaat ediyor. Mesela 2004 doğumlu şu an Özge. Aldığı gençlerde Avrupa ikinciliğiyle beden eğitimi öğretmenliğini garantiledi. Yani güzel yönleri de var getiriyorlar. Sadece spor olarak değil. Hayatını yön veriyor.